arada bir telefon bağlantısı yapalım, piyasaya bakalım. Kapalı Çarşı'da ALB Forex emtia piyasaları uzmanı Volkan Kuğucuk var. Oradan seslenecek telefon hattından bize. Volkan, selamlar. Merhabalar Hande Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Borsayla başlayalım. İkinci seansta bu fiyatlamayı şekillendirecek herhalde en dikkat çeken Amerika'dan gelecek olan veri var. Ama nasıl öngörüyorsun? 80 binin üzerine başladığımız gibi yeniden ikinci seansta çıkar mıyız? Borsayla ilgili beklentin haftanın bu ilk işlem gününde nasıl şekilleniyor? Açıkçası bu haftanın geneline baktığımız zaman çarşamba günü FED var ve seçim haftasına girdik. Piyasa birazcık daha bekle gör tarafında kalmayı tercih ediyor gibi görünüyor ki 81 bin seviyelerine doğru olan ataklar bir miktar ters satış arayla karşılandı ama alt tarafta biz yeniden 78 bin 77 bin destek bandına konsantre olmaya devam edeceğiz. Eğer 78 bin üzerinde kalırsak ve özellikle içeride dolar TL'nin de en azından 2.85 seviyelerine olan gerilemesi birazcık daha biz tarafını pozitif tarafta, iyimser tarafta tutmasına yardımcı olabilir ki genel görüntü itibariyle 77 bin, 78 bin destek bandına kadar olan gerilemeleri şimdilik düzeltme hareketi ya da sindirme hareketi olarak değerlendirebiliriz ama ne zaman ki bu seviyenin altında bir kapanış yaparsak birazcık daha biz tarafında negatif tarafa geçebiliriz. Tabii ki bu diğer taraftan özellikle gözümüzde dolar TL'de dolar TL yukarı yönlü ataklar tekrar satışa karşılandı. Şu anda alt tarafta 2.85 seviyesini özellikle destek olarak kabul ediyoruz. Eğer bu seviyenin altında bir kapanış olursa önümüzdeki günlerde dolar cephesinde birazcık daha 2.83-2.80 bandına doğru gerilemeyi konuşabiliriz ama dolar TL'de 2.95 seviyesinin ben kritik olduğunu buradan bir kez daha vurgulamak isterim. Çünkü 2.95'in üzerinde kalan bir görüntüde dolar tarafı yeniden yükseliş potasına girebilir. Bunu da söyleyebilmek için diğer taraftan FED'den gelecek açıklamalar ve dolar endeksinin de yakından takip edeceğiz. Çünkü dolar endeksinin yeniden 97 üzerinde kalması birazcık da dolar TL tarafını sıkıntıya uğratabilir. Volkan, çok kısacık da altın fiyatları ile ilgili beklentin hazır Kapalı Çarşı'dayken sen bize aktarır mısın? Şu anda gram altında özellikle 105-110 lira bir bandımız var ki dolar TL'deki gerileme özellikle gram altını 108 lira seviyesine kadar geriledi ama çok dramatik bir gelişme olmadıkça gram altının 105 lira üzerinde kalma ihtimalini buradan paylaşabilirim. Gözümüz ONS tarafında, ONS altında özellikle 1145-1150 bandı üzerinde kaldıkça en azından ONS tarafındaki bu yukarı hareket ihtimalini koruyabiliriz. Çok teşekkür ediyorum Volkan Kuğucuk değerlendirmelerin için. Kolay gelsin herkese ikinci seansta. Bugün biraz enerji piyasasını konuşacağız. Çok